Halledeceğim. Şaşırmadık. Ben iyiyim, sağ ol. Aşağıda bir dal görüyorum. Kancanı kullansana. Mantıklı. Hadi elini uzat. Öyle iyi, sağ ol. Ben geçeyim mi? Hayır. Cidden mi? Olmaz. Takıntım var da. Peki. Doğanın tadını çıkaralım diyor. Ne dersin? Saçma olacak ama... Buraya kadarmış. Fil dişi hala orada mı yani? Şimdi müzenin birinde çoktan ortaya çıkmaz mıydı? Hem zaten bir Hoysala sergisi de göremedim. Bu işe girene kadar Hoysala'yı bilmiyorum. Evet sorun aslında son kral. Genç, tecrübesiz. Tüm servetini gösterişe harcayıp fil dişi için yeni bir başkent yapmış. Ve Persleri kapılarının önünde bulmuşlar. Ve şimdi de bizim. Şimdi de bizim... Baksana, flamingo sürüsü. Yolu görebildin mi? Bakıyorum. Ayıldım. Sağ ol ya. Uyarabilirdim. Amma mızmızsın. Doğaya karışmak güzel ama değil mi? Şehirden epey uzakta. Çok sakin. Sık sık uğrar mısın? Hayır. Pek sayılmaz. Kapıdan geçebilir miyiz? Gidip bakacağım.
Halebidu ve Belur. Ben bunları Ganesh mi şive sanıyorum? Ganesh, Halebidu'nun muhafızıydı. Yani Hoysala başkentleri arasında en yeni olanı. Shiva ise bir önceki başkent Belur'un muhafızıydı. Taş işçiliği harika. Ama pek sorunlu amaçlı değil. Oymacıların ikametgahı. Burada kalıyorlarmış. Yani hala kent dışındayız. Arkeolog olduğunu bilmiyordum. Arkeolog olan babam ben değilim. Ben bir hırsızım. Unuttun mu? Hey, bizim araçta vinç var mıydı? Sanırım var. Harika. Bu kapıları kolayca halledebiliriz. Ne, öylece çekecek misin? Aynen öyle. Dinamit varsa başka. Patron sensin. O zaman vinç diyorum. Tamam. Artık bu işe yarar. Çekil, tuzak kur. Siktir. Siperam. Uyarı için sağ ol. Tamam, güvendeyiz. Zayıf görünüyor. Her şey yolunda mı? Evet, tamamız. Ganesh'in pil dişini de buldum. Görev tamam. Antik bir kapıyı çekmek üzereydim. Evet, öyleydi. Açıl Susan, açıl. Fazla sessizsin. Sadece biraz şaşırdım. Konumin karabeleri olunca arkanda iz bırakmazsın sanırım. Bu işte fazla duygusal olursan ölürsün. Ne? Onları uçan kemirgenler gibi düşün. Hiç alakaları yok. Evet, öyleler. Primat ve lemurlara daha yakınlar. Tamam, açar bakarım. Yürü, yürü, yürü! İşte böyle. Başardık. Aferin sana. Lanet olsun. Yanında koca bir ordu getirmiş. İçeride daha fazlası olabilir. Demek bizi ciddiye alıyor. Koltuklarım kabardı. O kapıdan geçmeliyiz. Tamam, her şey sırayla. Ama önce şu sersemleri halledelim. Planın var mı? Evet. Ordu getirmiş diyor. Sersemleri halledelim diyor. Hadi ya.
Çatışacağız, yapacak bir şey yok. Buna benim hiçbir şey gözükmüyor. Yanlışlıkla ateş etmiştim amına koyayım.
Ah, sanırım hepsi bu kadardı. Yardımın için sağ ol. Hadi gidelim artık. Şüphem yok zaten. Tercih meselesi. Bakacak çok fazla yer var. Evet, ama Asav'ın aksine avantajlı sayılırız. 3 sayılır. Haritaya bakayım. Tamam, bakalım. İşte tam olarak buradayız. İlerledikçe işaretleyeceğim. Eminim tepesinden her şey görünüyor. Olabilir. Tamam. Benim gözüm Asav'da olacak. Mükemmel. Asav benim umurumda bile diyor. Bence olmaz. Bir dahaki sefere bizi bekliyor olacak. Sanırım seni biraz hafife aldım. Bir dakika. Bu bir iltifat mıydı? Sana iltifat gibi geldi de. Adamları attı. Ama Asav... Ondan olabildiğince uzak. Asav gibi insanları özel kılan şey ne acaba? Basit. Güçsüzleri güçle tanıştırıyor. Bir amaç var. Amaçmış. Bence saçmalığın daniskası. Sen Asav'a nasıl ulaştın? Amaçların için mi? Boş ver gitsin. Bence sana kafayı takmış gibi görünüyor. Hiç hatırlatma. Zamanında işe yaradı ama. Evet. Anlatsana. Gerek yok. İki kadeh atsak? Ne kadar iç? Nereye gidiyorsun? Tırmanmak ister misin? Çok isterim ama... Hiçbir gözlülük yapması yok. İyi fikir. Tırmanalım bakalım. Kaldı. İşte üç sembolümüz. Bu beklediğimden kısa sürdü.
Ganesh'in üçlü müziği. Bakalım bu neymiş? Tam da oradaki Hoysala harabelerini gösteriyor. Bu çok eski bir hemen şu şelalenin ardında. Mızrağı haritada işaretledi. İki numaralı kapının ardında. Ha, bu ne olabilir ki? İleride işe yarar. Acaba balta kapısının ardında ne var? Bir eski kale daha. Dağ yamacını inşa edilmiş. O zaman haritaya bir balta çiziyor. Ve son olarak yay kapısı. Ve işte eski bir kale daha. Göl yatağının tam ortasında duruyor. Haritada şu noktaya bir yay çiziyor. Sembolü de buldum. Hadi ya. Evet. Her biri farklı bir kaleyi gösteriyor. Yani oralara baksak iyi olur. Harika. Biraz da şuralara bakalım. Bakalım neye. Gelişmeler. Bilmiyorum. Sanmıyorum. Çeşmeleri sıfırlıyormuş. Bunu tanıyamadım. Üç sembolden biri de. Yine de bana fazladan para kazanmıyorum. Ben bunun için buradayım. Kahretsin. Sanırım biraz yavaştı. Thank you.
bitmedi ama. Başladığım yere dönmem gerek. Enteresan. Sanırım bu bir tür hoysal aparası. Bu üç sembolümüzden biri değil. Belki geri döndüğümüz zaman satabiliriz. Bir şey buldun mu? Madeni para gibi bir şey. Eski hoysal hızın dokusu. Gerek var mı? Hayır. İstiyor muyum? Kesinlikle. Pekala. Taktik uzmanı sensin. Asabın stratejisi ne burada? Adamlarını etrafa yayıp izlerimizi sürdürün. Ben öyle yapmam. Asabın yerinde sen olsam ne yapardın? Tıraş olmak dışında. Beklerdim. Ağır işleri senin yapmanı bekler ve sonra araya girip fil dişini kapıverirdim. Sinsice. Ama pratik. Beklesin de kalmıyor. Şanslıyım. Aynı taraftayız. Evet, öylesin. Asav'ın aynı şeyi yapmamasına şaşırdım. Bu uzmanının bir bildiği var gibi görünüyor. Anladım. O zaman bu işi çabucak halletmek için bir sebep daha. Bir tane daha. Sallanıyoruz.
Şaşardım. Bu da neyin nesi? Birisi bunu saklamak için bir hayli uğraşmış. Sorun değil. Kulede işaretlediğim hisarlara uğrayalım yeter. Evet, hadi bakalım. Thank you.
Etrafta bunlardan çok var gibi. Para koleksiyonuma bir parça daha. Umarım iyi geçmiştir. Bir madeni para daha. Bekle biraz. Ben buradayım. Her şey tamam. İnanılmaz. Ha şunu bileydim. Yakından bakalım mı? Olur. Muhteşem. Sence böyle bir şey olmak ne kadar sürer? Yıllar.
Hatta onlarcası. Oysa o taş işçiliğinde epey becerikliymiş. Bir de savaşta tabii. O da var. Bu şeyi Perslere karşı kazandıkları zafer için düşünüyorum. Başarılı bir savaşmış. Evet öyle. Ama uzun sürmemiş. En azından biz kazanacağız, değil mi? Şuradaki tanıdık geliyor. Evet, semboller dizdekiyle aynı. Yaklaşıyoruz yanına. Bunun bir anlamı var. Umarım bu sembolleri bulmak bize cevap olur. Şuraya bak. Asav'ın kamyonlarında. Etraf temiz duruyor. Bu motif önceden gördüğümüz dev kabartmaya dönüşüyor. Kesinlikle doğru yerdeyiz. Bu işe yarayacaktır. Oldu. Yukarı baksana. Paraşuraman'ın yayı. Kuledeki sembolle uyuşuyor. Peki Paraşama... Paraşuraman. Paraşurama. Tamam. Bu kim? Tamam. Bu? Tamam. Tanrı Vişnu. Altıncı. Sen de burası eskiden neymiş? Bilemiyorum. Kale mi acaba? Pek tapınak gibi durmuyor. Evet.
Keşke eldivenimi getirseydim. Sonunda o bok çukurundan çıkabildim. Ben de patron boş konuşuyor diyordum. Lafına dikkat et. Affedersin. Hiç önemi yok. Fil dişini bulunca herkes peşimizden gelir. Evet, şanlı Hint ordusunu da titriyor. Boşunuza gitmez bence. Yalan yok, hoşuma gitti. Bu kadar. Ortalık temiz. Diğerleri duymuş olmalı. Yapacak bir şey yok. Hadi. İşim bitti. Tamam. Etraf temiz. Devamı gelecek. Dışarıda koca bir kamyon var. Gözümüzü dört açalım. Hasardan önce telsiz çok iyi oldu. Yapacak bir şey yok. Zaten mesele başlamakta değil, işi bitiriyor. İyi de bu. Etrafta tanrı heykeli göremedim. Hadi yukarı çıkalım. Neyse artık.